Evet, o zaman Mustafa Şahin'le birlikteyiz. Mustafa Şahin İzmir'den Saklı Kahvem adlı kahve dükkanı mı diyelim? Kızım. Mustafa Mustafa bilgisayarsız yine geliyor. Mustafa Bey, siz telefondan konuşun en azından. Kızınız bilgisayardan denerken. Bilgisayardan ses herhalde. Çok sağ ol. Yani geliyor aslında şu anda kısmen. Canlı yayını bu. Evet. Mustafa Bey tekrar geldi. Şeydeki sesinizi kapatın. Bilgisayardaki sesinizi kapatın. Oradan video çekersiniz. Ben şu anda hiç kimsenin sesini duymuyorum. Hiç kimse konuşmadığı için herhalde. Hiç kimse konuşmuyor. O yüzden duymuyorsun. Tamam. Evet, Mürşide Merve'yi duyuyorum geldiğinizi. Saat 14.17'deyiz. Daha başlayamadık 14'teki etkinliğimize. Benim az sonra kahvem bitecek. Mustafa Bey'in kamera açması pek sağlıklı olmuyor galiba. Çünkü internet bağlantısı zayıf olduğu için sesi de gelmiyor bu şekilde. O zaman görüntüsüz yapacağız. Mustafa Bey tarif edecek. Yapacak çok fazla bir şeyimiz kalmıyor. Öyle. Kör olmayanlar için çok erişilebilir olmayacak ama yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok sanırım bu durumda. Hani o diye gidip bağlantıları değiştiremediğimiz için. Mustafa Bey telefondan gelebilirseniz, buradan duyuyorsanız, buradasanız. Evet, Mustafa Bey geldi. Hı. Evet Mustafa Bey, siz duyabileceğiz galiba. Merhaba. Merhaba. Görüntüden vazgeçtik artık. Tamam, peki. Ben özür dileyerek önce canlı yayın için birkaç cümle alabilir miyim? Evet Mustafa Bey, canlı yayına siz de kendiniz nereden geliyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz anlatırsanız. Herkese merhaba. İsmim Mustafa Şahin. İzmir'den katılıyorum. Görme engelliyim. Filtre kahve ve Türk kahvesi çeşitlerinin imalatını yapıyorum. İmalattan kastım yeşil çekirdeğin fincana gereksiye kadarki evreler. Kahve kavurma, öğütme ve sınıflama buna dahil. Çok mu zorlanıyorsun? Başlarda çok zorlandık. Cihazlarla uyumlarımızı birbirimize sağlayınca zorlanmamız minimuma düştü. Hani yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim der gibi oldu ama şu anda sorularınıza göre ilerlersek sanırım daha doğru olacak. Çok hazırlıksız olduğumdan dolayı belki biraz söyleyeceğim şeyler birbirine karıştı. Heyecanıma bağışlayınız. Teşekkür ederim. Daha durun ya, teşekkür etmiyorsunuz. Daha yeni başladık. Sorulara göre ilerleyeceksek benim merak ettiğim bu kahve çekme makinalarının erişilebilirliğiyle ilgili ne sıkıntılar yaşadınız ve nasıl hallettiniz? Bunlarla ilgili zorlandığınızı söylediğinize göre oradan alalım. Makina, kahve öğütme veya kahve çekme makinesi, ben kullandığım iki tip var. Bir tanesi Türk kahvelerini öğüttüğümüz taş değirmen. Bunun en büyük sıkıntısı ayarlarını yaparken tamamen görsel idi. Bu tekerlek, ayar tekerleğini döndürdüğünüz zaman hiçbir şekilde hissedemiyordunuz. Biraz ileride bir mekanizma var ve bu mekanizma, makine çalışır durumda elinizle dokunma şansınız yok. Makine kapalıyken de yaptığınız ayar tutarlı olmuyordu.
Bunun ayarını, bu tekerleği döndürdüğümüzde üzerinde bulunduğu rulmandan her ilerledikçe, yani ortalama bir santimin onda biri kadar her turda bu mekanizma ilerler ve bunu da bir klik sese değil de, daha doğrusu şöyle elinizde hissedebileceğiniz bir tümsek atlatma gibi tarif edebileceğim, ona dönüştürdük ayarını. Ötekisi, ikinci makinem daha çok filtre kahve çeşitlerini isteğe göre öğütebildiğimiz çelik bıçaklı dediğimiz değirmen. Bunda da aynı sorunu yaşadım. Mesela bir tanesi French Press'te kahvesini hazırlamak ister. Ve bu French Press ayarını bulasıya kadar bu ayar tekerleğini yine döndürmek gerekiyordu. Bunun da aynı mantıkta ilerledik ilk zamanlarda. Elinizde döndürdüğünüzde hani tümsek atlatma gibi böyle tıkırt, aslında klik ses verilebilirdi ama biz en azından başlarken buraya kadar gelebildik. Şimdi bunun bir tık ilerisine geçilecek ama en azından benim makinelerim daha yeni. Belki ilerleyen zamanlarda bir tık daha ilerisi mümkün olabilir. O da geçişleri, aradaki o santimlik dönüş mesafelerini çubuklarla birbirine yakın noktadan geçirme, hani tam tarif edemedim. Bir ataçın bulunduğu yerden ikinci ayağına takılması gibi belki tarif edebilirim. Elif ve Dilek ikisi birden düştüler sanırım. Olabilir, ha, evet. Güzel, geldiler. Hoş geldiniz Hüseyin arkadaşlar. Bir şeyiniz yok değil mi? Elif, bir şeyin yok değil mi? Siz isterseniz anlatmaya devam edin. Bir yandan onlar gelip mikrofonu... Yerlerim azıcık incindi ama artık yapacak bir şey yok. Evet, kusura bakma. Bir ara bir kahve ikram edeyim. Bu incinmeyi atlatmış olalım, olur mu? Borcun olsun Mustafa. Peki, anlaştık o zaman. Soruyu biraz tersten aldık galiba. Direkt erişilebilirliğe girince. Bu kahve yapma merakı nasıl başladı diye merak ediyorum ben bir de. Şimdi ben devlet memuruydum. Fakat 16 yıl boyunca herhalde ilk 2 yıl hariç hep bir fırsat bulup da memuriyetten ayrılsam diye hep arayıştaydım. Bu arayışlarım sebebi 3 ayrı iş kurdum. Birini hiç tutturamadım. 2 tanesini de devredecek seviyeye kadar getirdim ve devrettim. Bir tanesi engelli teknolojileri ve engelli danışmanlığına yakın bir formatta medikal ürünler ithalatıydı. Bunu çok tutturamadık. Sadece bazı markaların distribütörlüğünü devredebildik. Bir diğeri de gene İzmir'de bir pazar yerinde kahve ve baharat ürünlerinin satışını yaptığımız küçük bir dükkandı. Burada baharatlara karşı sempatim vardı. Hani çok içine girmemiştik ama kahveyle hani sadece fincanla mesafesindeydik. Fincan mesafesindeydik kahveyle. İşin içine girince biraz da şu anda hani o iç bir 4-5 sene önceki duruma bakıldığında bir kahve akımı da başlamıştı zaten. Onun tetiklediği merakla kahvede nitelik aramaya başladım. Bu niteliği de bulduğum yerler istediğim gibi değil, onların sunduğunu tüketmem boyutunda kaldı ve ben bu kez biraz daha hani kendime iş edinebilir niteliğinde değerlendirip işin içine daldık. Biraz usta bulduk bize işi öğretecek. Hani teorik bilginin yanı sıra pratiğe çok ihtiyaç var. Özellikle işin icra kısmında, sanat kısmında. Kahve sanatla ilgili midir? Fincan aşamasından önceki her evre bence sanatla ilgilidir. İyi kahve öğütebilirim, hazırlayabilirim ama fincanda taşırmadan pişirmeyi başardığım kahve sayısı çok azdır.
Sanatın o kısmını mesela ben beceremiyorum. Daha becerikli arkadaşlar var. Bu konuda Dilek Hanım ünlüdür, sağ olsun. Taşırdığım kahvelerine kıyamadığı için genelde bana yaptırmaz, kendisi hazırlar. Onun dışında beni cezbeden iki noktası çok önemliydi. Bunun bir tanesi insanlık kadar eski ve gelişmeye devam eden en iyi ticari araçtı. Bu yönü vardı. Bir de işin içine girdiğinde yapabildiğimi gördüm. Yani evet, bir kahve kavurma ünitesine girdiğiniz zaman çok farklı bir noktada oluyorsunuz ama herhalde ustam sağ olsun 2 gün boyunca bana makinenin herhalde dokundurtmadığı kablosu veya vidası kalmadı. Belki biraz da onun etkisi fazla oldu. Sonra kahve çeşitlerini, hani tadı, kokusu, dokusu, her şeyiyle birebir dokunarak tanıdım. Belki biraz da hani 2-2,5 yıl çıraklığım oldu. Şu anda da çıraklığın hani bir tık üstünde bir formatta çalışıyorum. Hani çıraklıktan çok kurtuldum desem belki doğru olmayabilir. Ama kahveyle birbirimizi sevebildiğimizi tahmin ediyorum. Çünkü ilerleyebiliyoruz birlikte. Ya bu da bana fırsat oldu. İş yerimden ayrıldım. Saklı Kahvem markamızı kurduk. Kurduğumuzda da hayalini kuramadığımız gibi koronayla tanıştık. Koronadan sonraya çıkabilir miyiz diye düşünüyorduk. Şükür şimdilik varız. Biraz daha öteye gidebilmek için şu anda çabalıyoruz. Herhalde başaracağız. Görünen o. Ben çok memnun oldum tanıştığıma. Burada kalmayı çok isterdim. Ama sonrasında kayıtlardan dinleyeceğim sizi. Diğer standlara doğru yolculuk yapmak üzere size ilerliyorum. Çok teşekkür Goygoldak'ıma ederim. selam Sağ söylüyoruz. olun. Aleykümselam söyleyeceğim. Bizden Görüşmek de selam üzere. iletin. Biz de inşallah Tabii. bol bolun gizemli oyun Sanırım gelmemişlerdi patlatabiliriz. henüz ama umarım. Yani biz yine de selamımızı söyleyelim. Aynen. Umarım bir sürpriz. Gelmemişlerse orada da boşuna beklemek yerine burada da kalabilirim aslında. Bir bakayım. Neyse sen en Yoklarsa iyisi bir bak, bir gez gel. sessizce gelirim. Artık Aynen, bir gez kazandım. gel bakalım. Peki. Şimdi ben buradan küçük Kahveden bir arkadaş değirmen. gibi bahsediyorsun Mustafa. Ben YouTube'dan bakabilirim gerekirse. Ben şimdi buradan bir tane değirmen sesi vereceğim. Tamam. Kahveden Oo. arkadaşınmış gibi bahsediyorsun. Şöyle bir şey, eğer dost olamıyorsanız kontrol edemezsiniz. Kontrol etmek için tahakküme girdiğiniz zaman fırsatını bulduğu ilk an terk ediyor. O yüzden arkadaşlık yönünü tercih ettik. Peki. Ben de mercimeğimi koyuyorum bu arada Mustafa Bey'le konuşmaya başlarken. Şimdi bu şu anda şu sesle kahve öğütüyor. Şimdi bir kötü bir ses gelecek. Şu ses kahvenin bittiğini ve taşların birbirine değdiğini gösteriyor. Hani öğütme hazinesindeki Ya buraya kahve koy, şu anda boşum diyor herhalde. aradan kahve geçti aslında. Şimdi az sonra bir daha gelecek. Tamam. Ben o sesi göstermek için O böyle sırada biraz sen o ayarlandım. konuşurken, o şey yaparken sen konuşmazsan, çünkü şey Zoom senin sesini algılıyor, arkadaki sesleri şey yapıyor. Onu çalıştırdığın an sen konuşma. Peki, bunu da öğrendim. Teşekkür ederim. Bir saniye, ben şuradan bir Yani sanırım kahve. sorun onunla ilgili, duyamadık az önce. Tamam. Şimdi burada çok küçük bir alandayım. İlk yerimiz değil, minicik bir yerdeyim. Bir şeyleri bulmak bir yerlerin kutuların arasından biraz zor oluyor. Her seferinde ne kadar kahve öğütüyorsun mesela? Benim öğütmek için 100 gram minimumdur. 100 gramdan daha alt seviyedeki kahve miktarı çok bir şey olmuyor, nitelikli olmuyor. Dişlilerin arasında kalıyor. En fazla ne kadar Peki öğütüyorsun 100 gramı nasıl sence? anlıyorsunuz? Ben de bunu merak ediyorum. Şimdi 100 gram için bizim burada seri dolum yapmadığımızda daha küçük dolumlarda terazimiz bilgisayara bağlı olarak koyduğumuz gramajı söylüyor. Bunu şeyden daha önce enginlerin programlarından
programına katıldığın zaman bahsetmiştin. Özel bir yazılım yaptırdığından bahsetmiştin. Evet. Ben. Ha, güzelmiş. Özel bir yazılımla. Biz mesela az önce burada bir şeyler tarttık. Onu tartarken gören desteği almak zorunda kaldık. Çünkü elimizdeki tartı gayet erişilemez bir tartıydı. Şimdi Mustafa Bey bir şey soracağım size. Buyurun. Size şimdi dükkana biri geldi. Tamam, ben geldim sizin dükkana. Bana işte şu kadar kahve istiyorum dediğinizde onu işte çekiyorsunuz, ediyorsunuz, paketliyorsunuz, veriyorsunuz değil mi? Şu anda o noktada değiliz. Paragende satış noktamız yok. Sadece imalat yaptığımız bir atölyemiz ve bir de internet üzerinden kendi e-ticaret sayfamız, WhatsApp gruplarından ve bazı firmalara da şey hazırlıyoruz, fason ürün hazırlıyoruz. Biz Trendyol, hepsi burada N11'e girdik ama grafik sıkıntılarını aşamadık. O zamanlarda personel istihdam edemiyorduk. Biz oralardan çekildik ama bizim ürünümüz farklı markalarda orada şu anda satışta. Peki bu ses, mesela biraz önce ailesinin sesini dinlettiniz ya bize kahve çekerken. Evet. Bu normal, klasik herhangi bir değirmen mi? Yani bu herkesin kullanacağı bir değirmen mi? Yoksa siz gidip hani bayağı araştırdınız, böyle sesli özelliği olan bir şey bulmam lazım deyip mi aldınız? Hayır, bu herkesin kullanabildiği bir değirmen. Sadece bunun bu incelik kalınlık ayarını yaptıracak mekanizmanın değiştirdik. Sadece biz hani elimde döndürürken işte kağıt filtre kullanacak bir tüketici için daha ince ayar, French press kullanacak daha kalın bir ayar, mokopot kullanacaksa bulgur kıvamında bir ayar. Bu ayarları yapabilmek için o dönen tekerleğin geldiği noktayı hissetmem gerekiyordu. Bunu sese dönüştürtemedik de hani böyle dokunsal olarak avucunuzda tuttuğunuzda nabız atışı gibi bir tümsek atlamatik sesi geliyor. Normalde dışarıda duyulmuyor. O tutan kişinin elinde hissettiği bir ses. İyiymiş valla. Yani bizim aslında şeylerde yaptığımız, ben neyse konuşurken ayağa kalkıyorum arkadaşlar. Sınıfta geçim gibi hissettim. Kendimi bir şey, sesim gelsin diye herhalde. Yani aslında bu hani bizim kullandığımız pek çok şeyde ibreli aletlerde de bazıları her turda bir ses çıkarmaz ama bazıları tık 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 ses çıkar. Öyle bir tık tık ses çıkarır bir hale getirdiniz herhalde, onu değil mi? Evet. Peki yani değirmen sadece kahveyi, kavrulmuş kahveyi istenilen ölçüye getirir. Kahveyi kavurmak için, çünkü yeşil çekirdekten alıyoruz demiştim. Kahveyi kavurmak için ne yapıyorsunuz? Onu da yaklaşık 150 santigrat derece ile 360 santigrat derece arasında değişebilen ısı ayarıyla ve değişik zamanlarda kavuran bir makine var. Bu makinenin iç haznesi tamamen krom. Dışında da belirli bir mekanizması var. Bu mekanizma panolar. Bunlar görsel olarak dokunmatik de olabiliyordu. Bu elektrik prizi gibi düğmelere dönüşebiliyordu. Biz dokunmatik olanı çok fazla kullanamadık. Bu kez oradaki tuşları lamba düğmeleri gibi daha küçüklerinin işlevine dönüştürdük. Mesela diyelim ki 160 santigrat derecede kavuracağım kahve için yaptığım şey işte sağdan sola doğru 3. düğmeyi aşağı doğru indirmek. Ondan sonra kahve kavrulup süresi ve onun bir aşaması var. O aşamaya geldiğinde üst bacanın açılması gerekiyor. Alt fanların değil de üst bacanın. O bacanın bulunduğu yer İşte en soldaki en üst sırada, 3 sıradır düğmelerimiz bizim mesela. İşte onun kenarına Braille alfabesiyle küçük bir üst fan, ÜSTF diye yazıp yapıştırdım. İhtiyacımı şu an için bu noktalarda çözdük. Panasonic firmasıyla bir de şu sinyalizasyon firmasının ana ismini unuttum heyecanla. Siemens Endüstriyel tabletleri var onların. Bu tabletlerde
voice over veya benzeri bir seslendirme sistemini entegre edemediler. Onlar bunu edemediği için de biz bu kez dijital özellikle makineyi daha analog kullanmak gibi bir zorunlulukta şu anda kullanıyoruz. Belki ilerleyen zamanda Schneider veya bu ismini söylediğim öbür firmalardan bir tanesi işi bu noktaya taşırsa yani tablete konuşma programı entegre edilirse kahve kavurmak biraz daha kolay olacak. Bunun da sebebi... Yaşıyor musun peki şu anda? Yani o tabletler erişilebilir olmadığı için hangi özelliklerini daha zor ya da daha kullanamaz hale geldi? Hiç kullanamaz durumda olduğum bir özellik yok. Sadece biz ikinci aşamada bunu kullanırdık. Daha iyi bir makine ya da daha yeni bir makineyi daha eski teknolojiyle kullanmak durumunda kaldım. Anladım. Ama tamamen hakimim. Görmeyen arkadaşlar çok daha iyi hakimiyet kurar. O yüzden çok bir sorun yaşanmadan kullanılır. Şu anda öğütmek için değirmene tekrar kahve koyuyorum. Tamam, o zaman az sonra susacağız hep beraber. Makineyi dinleyeceğiz. Koku gelmiyor, bari kahvenin tıkırtısı gelsin diye öyle. Değil mi? Evet. Şimdi bu incelik ayarını bizim evde kağıt filtre olduğu için en inceye getireceğim ama keşke bu sesi de verebilseydim. Evet, şu anda bu kıvamda ve şimdi ben susacağım. Makinenin önce hams kendi sesi gelecek ve sonra kahvelerin o taşlar arasına girip ezildiği ses. O farkı bilmiyorum sunabilecek miyim ama bir deneyelim. Buraları mis gibi Kenya kahvesi kokusu sardı bu arada. Küçük bir türbin oynayalım. Türk kahvesi bu arada çok ben duyamadım ama sesi. Her duyabilen oldu mu? Sadece ilk makinenin çalıştığı sesi duyduk. Ondan sonra bir ses daha değişti aslında ama hani dediğim gibi ne kadar verebildik. Ben ve yarım yamalak kullanabildiğim telefon bilmiyorum ama böyle telefonla alakası yok. Büyük ihtimalle Zoom'la alakası var. Yüksek ses olduğu zaman sesi kesmeye çalışıyor Zoom. Büyük ihtimalle onunla alakalı. Ha, o farkı, o ayrımı vermemiştir. Şey gibi tarif edeyim. Şöyle cama çok seri bir şekilde yağmurun geldiği zaman böyle tıkı 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 bir ses duyuyoruz herhalde. Farkı ancak hani öyle bir ses gelebilirdi. Aşağı yukarı 100 gramlık bir kahveyi 1 dakikada öğütüyor. O işini yaptı. Kapattım onu. Size bir tane makineden daha bahsedeceğim. Bu da benim kahvelerin ağzını yani dolumdan sonra yapıştırdığım bir makine. Bunda da normalde dijital göstergesi de var. Fakat bunda Rotor diye bir marka. Göstergeyle beraber bir de buton koymuş. Göstergeyi kullanamadığım için butonlarla şu sesler makineyi açma, fanını çalıştırma. Bu fan da kullanırken elinizin gidip geldiği bu ön yüze gelen sıcaklığı minimize ediyor. Ötekisi de güvenlik alarmını ya da güvenlik butonunu aktif hale getiriyor. Diyelim ki hani olumsuz bir şey yaşandığında bastığınız düğme 2 saniye sürmeden makineyi durduruyor. Son derece kullanımı kolay ve güvenlik açısından sorunla karşılaşılmayacak bir makine 3 senedir ben kullanıyorum. Erişilebilir ihtiyacı var mıdır derseniz sadece ısı ayarlarında. Bunda da makinenin yine orijinalinde bir çentik var. Bu çentiği döndürdüğünüzde
Bakayım gelecek mi? Çıtık diye bir ses. Geldi mi bilmiyorum. Ben duymadım. Duyan oldu mu? Döndürdüğünüz bir, zaman sadece bir tak tuk sesi geldi ama böyle saatteki akrebin aynen öyle bir tak tuk sesi geldi. Ayarlamaya bunu ayarlamaya imkan veren bir ses o da. Bunda bir görme engeli çok rahat kullanır. Makinenin yaklaşık 3 santimlik bir noktasında paketin ağzını düzgünce koyduktan sonra makine kendisi alıp yapıştırıp öteki taraftaki koliye atıyor. Bunda çok bir fonksiyon kalmıyor. Bu aparat için şey ısıyla kapatan şey mühürleyen şeylerden değil mi? Evet, evet. Havasını almayı nasıl yapıyor da havasını ne kadar bırakıyor alıyor? Biz vakum pek vakum kullanmıyoruz. Bunun da sebebi kahvenin havasını alırsanız gaz üretir. Hı hı. O yüzden biz vakum hani böyle kalıp gibi gelmiyor bizim kahvelerimiz. En sonda hani bunun ortalama mesafesi 40'lık diye geçer. 40 santimetre. Son belki 5 santimetresindeki kısımda belki kahvenin hani o ambalajın şişmesini engelleyen hacmiyle kendi kahve hacmiyle gelir bizim paketlerimiz. Hani alan arkadaşlar görmüştür. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi buyurun. Çekirdekleri yeşilken alıyoruz diyorsun. Türk kahvesi ve filtre kahvesi yapıyoruz diyorsun. Bunların kavrulma dereceleri mi bir kahvenin filtre mi Türk kahvesi mi olduğunu belirliyor? Hayır. Çekirdeklerin hani tohumun yetiştiği ülke, iklim ve hani nasıl doğru cümle kullanmaya çalışıyorum da cinsi. Yani mesela Türk kahvesi nereden geliyor? Ya da hangi cins kahveden yapılıyor? Hangi cins kahve çekirdeğinden yapılıyor? Biz mesela Türk kahvesi Brezilya Unicofi çiftliğinden alıyoruz. Bir de Brezilya'nın Rio Minas segment ürünü. Bunun Unicofi'nin ikinci veya üçüncü sınıf ürünü. İki ayrı kahve kullanıyoruz biz Türk kahvesinde. Bunların birbirlerinden farkları hem lezzet hem de şey açısından yetişme açısından farkı çok fazla. Rio Minas normal bir bahçe sisteminde yetişebilirken Unicofi yaklaşık 2400 rakımın altına düşmemesi lazım ve 1700 mililitre yağmurdan daha az bir yağmur sistemi olduğunda maalesef verim azalıyor. Verim azalınca da kahve fiyatı artıyor. Onlar da o durumu genelde dengeliyorlar. Çiftliğin dışında havuz sistemiyle şey kuruluyor, yağmurlama sistemi kuruluyor. Yani bu aldığın su miktarı önemli mesela o kahvenin yetişmesi için toprağa düşen su miktarının önemli olduğunu söylüyorsun. Evet. Biz hep böyle işte kahveyi geç yapan insanlar için kahveyi Yemen'den mi getiriyorsun denirdi. Aslında Brezilya'dan mı getiriyorsun diye sorabiliriz yani Brezilya'ya mı gittin diyebiliriz doğru mu? Şimdi Türk kahvesinin en kaliteli ya da en güzeli Yemen'de yetişir. Fakat Yemen ambargoya tabidir. Yemen'de yetişen kahve veya Etiyopya'da yetişen kahve Brezilya tesiriyle dünya pazarına sunulur. Aslında kahve Yemen kahvesi. O toprağın kahvesi. Ama şey olarak tescil Brezilya tescilidir. Peki. Mesela Türkiye'de, çok özür dilerim sözünüzü kestim. İzmir'de bildiğim ithalatçı iki tane firma var ve benim çalıştığım firmalar. Bunların Brezilya'da da depoları mevcut. Türkiye'de iklimlendirme niteliğinde kahveyi çok koruyamadıkları için, hemen bozulmaya başladığı için aylık ürün Türkiye'ye sevk olunur. Oradaki depolarından gelir. Peki kahve çekirdeği yeşilken, kavrulmamışken ya da kavrulduktan sonra bir süre sonra şeyi algılayabiliyor muyuz mesela? Hani bu kahve şuranın kahvesi, bu kahve buranın kahvesi, çekirdeğinin şeklinden, kokusundan, tadından vesairesinden o kahvenin ne kahvesi olduğunu bilmeden anlama şansımız var mı? Çok uğraşmanız gerekiyor.
Anladım. Çok ciddi bir eliminasyon gerekiyor herhalde. Yani o konulara evet. Bir şeye, ağız tadına ya da beceriye sahip olmak gerekiyor. Şimdi çok özür dileyerek şunu söyleyeyim. Sadece ağız tadı yetmiyor. Eğer çekirdek fermentasyonu, havuz fermentasyonu, yani Güney Amerika kahvesi ise sizin ağız tadınızla o kahvenin fermentasyonunu bilmediği için çok da kökenini yakalayamayabilir. Hı hı. Mesela Kenya dememdeki bir maksat da Kenya kahvesi natural fermentedir. Havuz fermentesi yapılmaz ve yıkanmaz. Yıkanmış gövde değildir. Biraz daha toprağımsı bir kahvedir. Özelliği de en çok natural oluşumdan mesela. Tüketicisi onun ayrıdır. Eline mesela onun bir başka kahve verseniz Kenya'dır diye ikinci yudumda fark eder. Ama bu Nikaragua kahvesi mi veya bu Papua Yeni Gine mi diye sorsanız onu ikisini ayırt etmek çok zor. Çünkü koşulları aynı. İkisi de Güney Amerika kahvesi ve ikisinin de fermentasyon sistemi aynı ve yıkanmış gövdedir. Anladım. Hani bunlar biraz ayırt etmeyi zorlaştırır. Afrika ve Güney Amerika arasında kahvenin yetiştirilmesi arasında bir farklar var diyorsun. Evet. Peki. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben işten aralıyorum. Oraya bakıyorum. Şimdi bir ses daha derinden biraz gelecek. Böyle biraz kavrulan kahvenin şimdi soğumaya alınışına dair bir az sonra bir ses gelecek ama ne kadar uzun iletir bilmiyorum. Bu da içerideki hani hazırlanan kahvenin bir başka evreye geçişini bana söylemiş oluyor. Tabii bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında içeriden de görüntü vermeyi arzu ediyordum ama içeride hiç ışık yok. Bunun da sebebi gören arkadaşlar kavrulma makinesinin gözetleme kulesinden içeriği görürler. Ben de o da olmadığı için çoğunlukla orada ışık kullanmıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu işin hani ileri seviyede ya da uzun yıllardır kahve kavuruculuğu yapan ustalar ışık kahvede İlk anında çok iyi etki etmediğini söyledikleri için ben de kavurma alanında ışık kullanmıyorum. Dinlenme alanındaki ışığımız da olabildikçe ne derler adına gün ışığına yakın bir renkte loş değil, loştan biraz daha öte de hani olabildikçe güneşe yakın bir renk kullanmaya gayret etmişiz. Yani gayet özeniyorsunuz her türlü koşulu sağlamak için. Bir de buradan anladığım kadarıyla aslında kahve işi biraz kör işi gibi de duruyor. Görme engelli arkadaşlardan bu işi benden çok daha güzel yapacak olanlardan eminim. Ama işte hani piyasada bu işe hazır görme engelli arkadaş ne kadar var ve piyasa bunu ne kadar kabul edecek bu biraz önemli bir nokta. Hatta belki iyi bir proje yapılabilir. Birlikte imalatı sağlamak adına belki ilerleyen zamanda bir büyük bir proje yapılabilir tabii ki. Ama bizim görme engelli arkadaşlarım bu işte benden çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Yani sonuçta hepimiz aynı şeyiz. Yani sen de az görensin ama körsün her ne olursa olsun. Ha yok yok benim görme engelli. Bu işte belki bir yapabileceği bir iş. Bunu demek istiyorum. Kesinlikle. Tabii ki bu yani herkesin sonuçta bir işletme alanına bütün insanların sırf yapabiliyor diye katılması zaten başka bir şey. Yani o girişimcilik işi, ticaret, işte işinde başarılı olmak vesaire. Ama en azından ne kadar mümkün olabildiğini, ne kadar farklı alanlarda çalışmanın mümkün olabildiğini iyi kanıtlayan bir iş yapıyorsun. O yüzden de ayrıca teşekkür etmek lazım. Yani bu girişimcilik kafaya ayrıca teşekkür etmek lazım. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız şeyin ayrıcalığı sizlerin çalışmalarıyla, sizlerle birlikte olunca, buluşunca ortaya çıkıyor. Yoksa şuradan baktığında işte sıradan bir şeymiş gibi olan şey ayrıcalıklı olması, ayrıcalıklı bakışla ancak algılanabilen bir şey oluyor bizim için açıkçası. Şu anda sesimiz geliyor mu? Evet, geliyor. Evet, geliyor.
Ben kapıyı açtım da Bu kahvenin miksere geçiş aşamasıdır. Hani normalde bakalım. Ben de orada oluyorum. Aslında orada olmam gerekiyor ama bugün için orada başka bir arkadaş tepiniyor benim yerime. Miksere geçiş aşaması derken şu an ne yapılıyor orada? Şu anda o kahve yaklaşık 215 santigrat dereceden çelik bir soğutma alanına fanlarla soğutulan, içindeki o buharı çekilip dışarıya atılabilen bir kazana geçti. Oo. En tehlikeli yer orası. Hani gören içinde, görmeyen içinde. Tek tehlikeli yer orası. Onun da peki Mustafa Bey, orada bir kazana geçti dediniz ya. Şimdi siz oraya koydunuz, tekrar oradan normal nasıl alıyorsunuz? Yani bir şeyle mi oraya koyuyorsunuz yoksa kazanın içine döküyor musunuz? Nasıl süreç ilerliyor? Şimdi bu makine yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde bir makine. Bunun üstünde yarım metrelik bir kavurma kazanı var. Kavurma kazanının yeşil dolum yeri üstte ve büyük bir çelik huni. Oraya yeşil çekirdek koyuyorsunuz. O kendisi makine çalışmaya başlayınca hazne kapağı açılır. Otomatik olarak içeri girer. Kavrulduktan sonra kendisinin yaklaşık 40 santim aşağıda bulunan, yine makinaya gövdesinden ayrılan bir parça değil. Makinenin kendi gövdesinde ve zamanı geldiğinde ya analogtur, kapağını oradaki usta açar, ya da kendisi tam otomatiktir, ittirerek kapağı açılır ve o mikser alanına kahve dökülür. O döküldüğü esnada mikser de otomatik olarak çalışmaya başlar ve içinde kahveyi döndürerek soğutur belirli bir aşamaya kadar. Hani tehlikeliden kastım, elini o mikserin içine çalışıyor durumdayken uzatan, gören de görmeyen de aynı tehlikeye maruzdur. Yoksa görmeyen bir kişi daha fazla tehlikeye maruzdur değil. Sadece o kavurma makinesinin açık alanı, tek tehlikeli alanı orası. Hani ne kadar somutlaştırabildim bilmiyorum ama. Çok doğru söyledin aslında. Yani hani eğer bir tehlikesi varsa burasında diyorsun. Ama herhalde bu da o işin yapan kişi, oraya elini sokmaması gerektiğini zaten bilen kişidir diye varsayıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hani açısından hani dikkat noktası belki de hani şu anda belki hiç yeri bile değilken paylaştığım bir şeydi bu. Hani yok, aslında çok güzel oldu bunu söylemiş olman. Yani eğer bir tehlike varsa bu sadece körlükle alakalı değil, zaten makinenin kendi tehlikesiyle alakalıdır veya da bilgisizlikle alakalıdır demek istedim. Yani, bence hani çok herkes... güzel bir vurgu oldu. Hani herkesin yaşayacağı tehlike ve tek nokta. Hı hı. Mesela makina gaz kaçağı olursa, gören içinde görmeyen içinde, kendisi zaten gazını kesiyor. Yani bu görsen de görmesen de gaz kaçağını makina senden önce biliyor. Ki zaten gaz kaçağı görülebilir bir şey olmasa gerek yani. Hani yani şey olarak tehlike boyutu olarak baktığımızda. Olabilme ihtimali minimumda olan iki noktası bunlar. Onun dışında hani ben 3 senedir herhangi bir şeyini görmedim. Ama dediğim gibi biz görmeyenlerin yeni bir şeyle ya da yeni bir şey yapacağımız zaman hepimizin yaşadığı gibi en büyük sorun onu en az tanıtarak başına geçmemizi beklenmesi, başarmamız beklenmesi. Mesela çok iyi tanıdığımız bir şeyde bütün arkadaşlar da biz de başarı gösteriyoruz. O kesin. Peki süremizi bayağı aştık. Ben son olarak şeyi sorayım. İnsanlar sana nasıl ulaşacaklar? Saklı kahveme nasıl ulaşacaklar? Diyelim ki kahve almak istiyoruz senden. Bizim bir e-ticaret sayfamız var. www.saklikahvem.com kendi tescil markamız. Bir de hani şahsi olarak cep numaramız üzerinden ulaşılabilir. Onu da paylaşabilirim. Bilmiyorum mahsuru var mıdır? Görüyorsan, yani sen mahsur görmüyorsan tabii ki paylaşabilirsin. Hayır. 0533
669-63-17. Bunu da chat'e yazabilir miyiz? Şimdi bir dakika bir deneyelim. Tabii ki. Ben şeyi kapatmıştım. Evet. Javsumu kapatmıştım. Buradaki arkadaşlar biri chat'e yazar mı? Tabii, tekrar söylerseniz ben yazarım. 0533-669-63-17. Zaten Mustafa hani Şahin web... diye de şey yaparsak, Mustafa Şahin Saklı Kahvem diye de yazarsak. Web sayfamızdan da çıkan en hızlı ulaşım formülü. Peki. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok. Mustafa, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim bu imkanı bize, bu fırsatı bize sunduğunuz için. Bizi dinleme zahmetinde bulunan ve ilerleyen zamanlarda da dinleyecek olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Biz yaklaşık 20 kadar Türk kahvesi, bir o kadar filtre kahve, espresso ve americano çeşitliliği, yaklaşık 100 kadar baharat, baharatları da hani satın alıp satma formülüyle üretmiyoruz. Onlarla ilgili bir maharetimiz söz konusu değil. Firmamıza özel lokum şekerleme imal ettirdiğimiz İzmir'de bölgesel firmalar var. Bunların da satışlarını aynı zamanda yapıyoruz. Tek kahveyle maalesef istediğimiz noktaya ulaşamadık. Bu kez sattığımız ürün sayısını ve çeşitliliğini artırmayı seçtik. Ürün çeşitlerinizi saklikahvem.com adresinde ulaşabilir herkes herhalde. En azından kısmi olarak. Baharatlar yok ama belki ilerleyen bir zaman içinde nasıl bir formül olacak bilmiyorum. Önümüzdeki hafta web yöneticimizle görüşeceğiz. Belki baharatlarımızı eklemiş olacağız oraya. Mustafa Bey, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim bu imkanı sunduğunuz için. Mustafa Bey'in bir görüntüsünü aldınız mı? Merve, Ayşegül. Görüntüsü yok. Gerçi görüntüsü yok. Görüntüsü zaten ya. Kareleyemedik. Ama konuşurken yani bu şekilde fotoğraf var. Tamam. O var da onlar çok soluk çıkıyormuş maalesef. O yüzden hiç onu göndermenize gerek yok. Hiç şey çıkmıyor dediler. Ekran kapalı çıkıyormuş Elif. O yüzden... Anladım. Tamam, zaten Mustafa'nın da görüntüsü olamadığı için zaten bir anlık olmayacak. En azından doğru. Oraya sadece yazı göndeririz bir ara. O şekilde yaparız. O zaman Mustafa'ya da teşekkür edelim. Mustafa, bu arada şey de söyleyeyim ya, bu sağlıklı beslenme işlerindeyiz bugün. Ya böyle hamka koydu, keçi boynuzu umuydu, işte ne bileyim şeydi, chia tohumu muydu, keten tohumu muydu, bu tür şeyler de bulundurursan ya da satışını yapıp iletimini yaparsan süper olabilir. Bizde var, onların tamamı var. Oo, süper. Baharat süper. Tamam, süper. Ham kakao alabiliyor muyuz yani senden? Kavrulmamışından tutun da hiç tamam. Yağı alınmamışına kadar veya belirli oranlarda yağ seyrekleştirmeye kadar tümü mümkün. Tamam, süper bu işin. Tüm baharatlar da mevcut demiştiniz değil mi? Evet. Tamamdır.